Türkiye'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlara dahil olmaması hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hem Türkiye hem de Rusya için yeni fırsatlar doğurdu. Aydınlık Gazetesi'ne konuşan Rusya Siyasi Araştırmalar Enstitüsü Müdürü Sergey Markov, Amerika'nın baskısına rağmen Türkiye'nin yaptırımlara direndiğini söyledi. Bu durumun Türkiye-Rusya ilişkilerinin birçok alanda gelişmesine olanak sağlayacağını vurguladı. Türkiye'nin Rusya'ya karşı yaptırımlara katılmamasının ekonomik olarak iyi sonuçları olacaktır. Çünkü birçok batılı şirket Rusya'yı terk etti. Bu şirketlerin yerine Türk şirketleri gelebilir ve birçok Rus bankası da Batı tarafından bloke edildi. Türk bankaları Rusya'da milyonlarca turiste kredi kartı hesapları açabilir. Bu ekonomik olarak büyük bir fırsat. Çünkü ABD ve Avrupa Türk bankalarını bloke edemez. Bir dönem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in basın sözcülüğünü de yapmış olan Sergey Markov, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Rusya karşıtı yaptırımlara güçlü şekilde katıldığını anımsattı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Rusya açısından bir fırsat olacağına dikkat çekti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bu yaşanan krizde kendine fazlaca yarar sağlayabilir. Çünkü Yunanistan ve Güney Kıbrıs çok güçlü bir şekilde Rusya'ya karşı yaptırımlara destek verdi. Dolayısıyla Rusya muhtemelen Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve Yunanistan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hakkındaki pozisyonunu dikkate almayacak. Rusya Türkiye açısından önemli bir ticari ortak ve turizm bu ekonomik ilişkide büyük bir yere sahip. Her yıl ortalama 5 milyonun üzerinde Rus turist Türkiye'ye geliyor. Şu anda çok sayıda Rus turist Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidebilir diyen Markov, bu durumun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisini birkaç kat büyütebileceğini söyledi. Bahar mevsimine giriyoruz. Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yetkilileri hemen Rus turistleri davet etmek için hazırlık yapmalı, çarter uçuşlar ayarlanmalı ve ek turlar uygulamaya konulmalı. Markov, Aydınlık gazetesinde yer alan demecinde, Ukrayna krizinde Rusya'nın mücadele ettiği tarafın Amerika olduğunu vurguladı. Hükümetin ara buluculuk girişimini eleştirdi. Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasında bir ara buluculuk yapmaya çalışıyor. Fakat Rusya için karşıda olan taraf Ukrayna değil, ABD. Biz çeşitli darbelerle Ukrayna'yı işgal eden ABD ile karşı karşıyayız. CIA Ukrayna'da darbe yaptı, ardından meşru olmayan pro-Amerikan bir hükümet kurdu. Rusya'nın başlattığı neonazizme karşı operasyonlardan sonra Türkiye barışı koruma amaçlı rol oynayabilir. 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişiminde NATO'nun rolüne dikkati çeken Markov, Amerika ve müttefiklerinin Suriye'de PKK-PYD terör örgütlerini de desteklediğini hatırlattı.